bu konu benim çok konuşmak istediğim bir konu. Buna geleyim. Önce bu jeopolitik çerçeveyle ilgili bir şey söylemek isterim. Savaş yayılır mı, yayılmaz mı diye konuşuyoruz ya. Bence savaş yayıldı zaten. Yani bugün hikayenin başlangıcında değiliz biz. Girişinde değiliz. Hikayenin ortasındayız şu anda. Hikayenin biraz geriye sardığımız zaman zaten bütün o çerçeve, bütün o zemin ortaya çıkacak. Ukrayna-Rusya Savaşı konuşuyoruz. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Amerika bir taraf mı, değil mi? Taraf. Net bir şekilde taraf. Nasıl taraf? Batı hegemonyası gücünü takip etmek, korumak istiyor, gücünü kaybetmemek istiyor. Şu an esas mücadelesi bu. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ukrayna'nın açıkça tarafında. Ermenistan-Azerbaycan Savaşı. Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'ın açıkça tarafında değil mi? Açıkça tarafında. Bakın bir cephede daha Ukrayna-Rusya Savaşı'nda cepheler hani durumlar daha bir neticeye varmadı ama mesela Azerbaycan-Ermenistan cephesinde Amerika kaybetti. Başka bir cephe. Libya. Meşru hükümetle Hafter. O da bu mücadelenin bir parçası mı değil mi? Kesinlikle bir parçası. Orada Amerika kimin tarafında? Hafter'in yanında. Zaten Hafter dediğimiz adam Amerika'da yetiştirilmiş bir adam. Belki Libya cephesine ne kadar asılıyor asılmıyor o ayrıca tartışılır ama neticede orada bir taraf. Ve bu da başka bir cephe. Bir büyük mücadelenin cephelerini sayıyorum şu anda. Başka bir cepheyi sayayım. Bir kısmında da sıcak çatışma henüz dönmemiş durumda bu cepheler. Mesela bu Katar'a yönelik yutma operasyonu 2017. 2017. Oradaki operasyon sadece Suudi Arabistan, Bahreyn falan mıydı? Amerika işin arkasında değil miydi? İsrail işin arkasında değil miydi? O da başka bir cephe. Yine başka bir cephe. Yine savaş aşamasına gelmemiş bir durum. İyi ki de gelmemiş tabii. Türkiye-Yunanistan. Doğu Akdeniz mücadelesi. Amerika burada bir taraf mı değil mi? Net bir şekilde taraf. Yunanistan'ın tarafında. Biden hatta neredeyse Yunan ordusuna yazılacak kadar Yunanistan'ı Amerikan askeri garnizonuna çevirdi. Şimdi Dede Ağacı tartıştık ya. Dede Ağaç, Girit vesaire. Başka bir cephe. Suriye, Suriye. Şimdi oraya geliyorum. Evet. Hamas 6 Ekim saldırısından 3 gün önce ne oldu? Amerika kimin siyasını indirdi? Türkiye'nin. Türkiye'nin. Türkiye orada kiminle mücadele ediyor? Amerika'nın vekil terör örgütüyle mücadele ediyor. İşte o da başka bir cephe. Yani büyük şeye baktığımız zaman makro plana zaten büyük bir mücadele var ve biz bu mücadelenin ortasındayız. Sonuna doğru veya ilerleyen aşamalarında, safhalarında mücadele nereye yayılır diye baktığımız zaman işte o zaman bunu tartışabiliriz. Lübnan mı, Suriye mi, Ürdün mü, Mısır mı? Ben Mısır ve Ürdün'e yayılma ihtimalini çok yüksek görmüyorum ama Suriye ve Lübnan için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü orada Hizbullah var. İsrail Hizbullah oradayken kendisini rahat hissetmiyor. Gazze'yi yutmaya çalışırken Hizbullah oturup seyredecek mi? Soru işareti. Tabii Hizbullah dediğimiz İran. İran iradesi olmadan hareket edemeyecek bir örgüt. İran açıkça tehdit ediyor zaten. Suriye, Golan Tepeleri işgal altında. Şimdi Suriye'ye yönelik sürekli hava saldırısı yapıyor. Orada Esad rejimi var. Aynı şekilde PKK'ya az önce konuştuğum bağlamda sözde bir devlet kurdurmaya çalışıyorlar. İsrail de orada. Yani cepheler de burada sıcak çatışma ihtimaline dönmesi yüksek cepheler de var. Suriye ve Libya'dan özellikle. Ama dediğim gibi zaten savaş yayılmış durumda. Bir kısmı savaş aşamasında, bir kısmı mücadele aşamasında. Ama bu Türkiye, Yunanistan'ı da, Azerbaycan, Ermenistan'ı da, Ukrayna, Rusya'yı da, Libya'daki iç savaşı da, Suriye'deki iç savaşı da, Katar meselesinde pek çok meseleyi de bu mücadelenin birer parçası olarak görmek lazım. Tabii bu mücadelede Ne bu, bunun adı ne hocam? Yayılmış durumda. Bu Orta Doğu Savaşı mı bu? Nedir? Amerika'nın kendi hegemonyasını kaybedip kaybetmemesi mücadelesi. Çünkü Amerikan hegemonyasında meydan okuyan güçler var bu coğrafyada. Rusya zaten meydan okuyor, Türkiye meydan okuyor. Bir de Türkiye'yle hareket eden veya Rusya'yla hareket eden bazı daha orta ölçekli devletler var. Constructive war diyorlar, yapıcı savaş. Tabii literatürde karşılığı var bunun. Allah Allah. Tabii. Ne demek yapıcı? İnşa edici, yani yapıcı. Kendi düzenlerine devam ettiren savaş. O öyle görüyorlar. Gücünü yeniden üretmesini sağlar. Hegemonyasını yeniden üretmesini sağlar. Mesela İsrail Dışişleri Bakanı galiba 3 gün önce Katar'ı tehdit etti. Katar özellikle o yüzden saydı. İsrail ile Katar'ı niye tehdit ediyor? Ne alakası var şimdi bu kadar meselesi varken? Çünkü cephelerin bir kısmı soğumaya bırakılmış ama unutulmamış. Katar'ı da orada siz unutmadık diye mesajı veriyorlar. Tabii bir de bütün bu oyunda bir faktör var ki o da İran faktörü. İran faktörü zaten kendi hesabı, kendi projesi, kendi yıkımı onlar vesaire. Onlar projesini. Tabii İran burada
birkaç Arap şey yapmaya ülkeleriyle çalışıyor. Bir savaşmasını maruz eder. İran birkaç şey yapmaya çalışıyor. Birincisi Suriye, Lübnan, Yemen, Bahreyn ve Irak. Lübnan tabii. Bütün bu bölgedeki gücünü daha da takip etmek istiyor. Ve bütün Orta Doğu'da Arap rejimlerinde normalleşme şeyleri bu süreçte bozulmuşken, iptal olmuşken İsrail karşıtı cephede İran yalnızlaşmış bir ülkeydi. Şu anda İsrail daha yalnızlaşmış, İran da yanına Arap rejimlerini daha çekmeye müsait bir ülke konumunda. Yani İran'da böyle bir hem jeopolitik hem jeostratejik bir kendine göre bir denklem kuruyor. Tabii biz burada ne İran'ın denklemine ne onun ne bunun denklemine bakmak durumundayız. Önce Türkiye'nin denklemine bakacağız. Bir de orada Filistinli mazlumların hayatının normalleşmesi için bakmak durumundayız. Çin dedi Murat Hocam, Çin'le ilgili bir cümle söyleyip sizin hemen şu fazla sayı meselesine gelmek istiyorum. Şimdi Rusya Ukrayna'da bir şeye sıkışmış durumda. Rusya orada tutuluyor. Başka bir yere odaklanması kolay kolay mümkün değil Rusya'nın şu anda. Hı hı. Çin gözü Tayvan'da ama işte herkes, bütün uluslararası ilişkiler tartışanlar şunu söylüyorlar. Ya yükselen güç Çin, Amerika meydan okuyacak güç Çin, esas mücadele Pasifik'te falan böyle bir takım laflar var ezberlenmiş. Uluslararası ilişkiler yorulucuya geldi, bunları söylüyorlar. Çin'e daha bir şey söyleyeyim. Çin evet ekonomik olarak bir süper güç hüviyetine sahip ama biraz da devlet geleneğinden gelen bir şey. Pasif bir devlet geleneği var onların. Bir dünya gücüne, farklı coğrafyalara müdahale edebilecek bir aktöre dönüşemiyor henüz Çin. Ya bu da Çin'in önündeki en büyük bariyerdir. Hem bir siyasal kültür meselesi bu, hem de bir devlet geleneği meselesi büyük oranda. Orta Doğu, Afrika, evet Çin'in limanları var, Çin'in yatırımları var, Çin'in bir takım ekonomi, şeyleri var. Bağımlılık, borçlandırma gibi yöntemlerle var. Eski alan oluşturuyor. Siyasete girmeye çalışıyor. İşte en son birkaç gemi göndermiş ki Çin'den beklenmeyecek bir şeydir o. Ama yine de hiçbir zaman belirleyici aktör olamıyor. Bu da Çin'in önündeki en büyük problem. O acaba...